Çıray, ben de size katılıyorum ama bir de siyasetteki sertlik devam ediyor. Hem dil çok sert, hem sokak sert, hem mesela Sayın Meral Akşener'in Rize İkizdere'de başına gelen olaylar var. Yani bir yandan biz biraz daha enseyi karartmayalım, umuda kavuşalım derken siyasetin dili gittikçe daha çetrefil, daha birbirine karşı kin tutar ve saldırgan hale geliyor. Sayın Akşener'e yönelik bir saldırı var. Çok enteresan bir saldırı. Şöyle, ben dikkatle izledim bir gazeteci olarak, yayıncı olarak. Şimdi Sayın Akşener'e biri yaklaşıp bir şey söylemeden önce yukarıdan aşağıya bir mikrofon iniyor. A Haber mikrofonu. O mikrofon indikten sonra insanlar Akşener'e, Sayın Meral Akşener'e, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, bilmem neyle ilgili, onunla bununla ilgili bir sürü laf söylediklerini düşünüyorlar. Sonuç olarak da Sayın Akşener de buna yanıt veriyor. Ama ortada anlayamadığım bir şeyler dönüyor. Yani siyasetçiler, hele bir kadın siyasetçiyi, ayaküstü, bu denli anormal bir biçimde, sloganlarla, fanatik bir şekilde, radikal bir şekilde, rahatsız edici, bizi de ürkütücü bir sertlik başladı. Görüntüleri getirecek arkadaşlar şimdi. Sizden ricam, nedir bu Sayın Akşener'e yönelik bu saldırı? Yani ne yapmaya çalışıyor insanlar? Şimdi bakınız, siyasi iktidarların görevi bu tür siyasi liderlerin, sivil toplum örgütlerinin, sıradan yurttaşlarımızın, sendikaların gösteri haklarını, propaganda haklarını özgürce yapabilmelerini sağlamakla görevlidirler. Siyasi iktidarın görevi, siyasi propaganda için ya da hangi nedenle olursa olsun yurt gezisine çıkmış olan bir siyasi lideri can güvenliğini ve konuşma özgürlüğünü sağlamakla görevlidir. Hükümetin görevi yasaklar koymak değildir. Hükümetin görevi provokatörlere karşı demokratik gösteri hakkını kullanmamızı sağlamaktır. Sayın Akşener, Rize'ye aynı zamanda İkizdere'deki tabiat katliamını da protesto eden oradaki vatandaşlarımıza da destek vermek üzere, aynı zamanda Rizeli vatandaşlarımıza da, esnafımıza da ziyaret etmek üzere Rize'ye gittiler. Ve bu uzun zamandır devam eden bir yurt gezisinin basamaklarından, adımlarından bir tanesi. Ben geçmişte rahmetli analım Başbakan Mesut Yılmaz'ın danışmanlığını yapmış birisiyim. Kendisi Rizelidir. Rizeli hemşerileri kendisini yıllarca seçtiler. Sadece partisinin genel başkanı olmakla, milletvekili olmakla, seçmekle kalmadılar. Aynı zamanda bağımsız olarak da Ankara'ya gönderdiler. Rizeliler vefalı insanlardır. Dolayısıyla Rize'de karşılaşılan hadise sistematik bir provokasyondur. Bu provokasyonun arkasında Adalet ve Kalkınma Partili siyasiler de vardır. Ve aynı zamanda bu provokasyon 24 saat geçmeden çok açık olarak sosyal medyada delilleriyle ortaya çıkmıştır. Yani bu iktidar Sayın Genel Başkanımızı Rizelileri ziyaretinde ve onu bağrına basan Rizelileri huzursuz edenlerden koruyamamıştır. Bütün bu hadiselerin, bu çirkin olayların içerisinde Rizeli vatandaşlarımızın %99, onda 9'u yoktur. Bu bir siyasi propagandadır. Son Avrupa Birliği raporunda da var. Diyor ki Avrupa Birliği raporu, Türkiye'de siyaseti ve halkı yönlendirmeyi hükümet siyaset dışı mekanizmalarla yapmaya başladı. Bu Sayın Akşener'e yapılan çirkin provokasyon ve çirkin yalan ithamlar tamamen siyaset dışı mekanizmalarla siyaseti yönlendirme arzusudur. Sayın Genel Başkanımızı hiçbir yerde takip etmeyen ATV orada yanından ayrılmamıştır. Orada daha önce sosyal hayatında başörtüsü kullanmayan bir hanımın Sayın Genel Başkanımıza sorduğu provokatif soruyu orada kendisi etkili olabilmek için herhalde ya da nasıl bir fikirle yaptılarsa bilmiyorum. Normal hayatında kullanmadığı şekilde bir de başörtüsü takarak, türban takarak Sayın Genel Başkanımıza bir provokasyon başlatmıştır. Şimdi bütün bunlar ortada. Bunun için
derhal soruşturma açılması gerekirken biraz önce öğrendiğime göre orada gösteri hakkını kullanmak isteyen ve siyasi propaganda hakkını kullanmak isteyen, daha da öteye Sayın Genel Başkanımız söylüyor, ben buralara propaganda için gelmiyorum. Sizin esnafımızın, yörenizin sorunlarını dinleyip Ankara'dan hükümete iletmek için sizi dinlemeye geliyorum diye söylüyor. Şimdi siz bir siyasi parti liderini, hem de yükselmekte olan iktidara talip bir siyasi parti liderini konuşturmayacaksanız o zaman nasıl demokrasiden söz edeceğiz? Bakın, bu siyasi iktidar döneminde Türkiye yaşamadığı hadiselere şahit olmuştur. İki defa ana muhalefet partisi genel başkanı ölümden dönmüştür. Sayın Meral Akşener bu tür saldırılara defalarca maruz kalmış. Seçim propagandası sırasında çöp kamyonlarıyla önü kesilmiş. Yatmak için gittiği otellerde elektrikler kapatılmış. Her türlü tacize, zorlamaya karşı bir mücadele yürütmüştür. Şimdi bu hükümet bu haliyle bana sorarsanız milli vicdanda suçludur. Siz düşünebiliyor musunuz? Bu şeyden önce, yerel seçimlerden önce Sayın Erdoğan çıkmış ve bizim genel başkanımızı cezaevine göndermekle tehdit etmiştir. Ve benim genel başkanım da geldi, oraya koydu çantasını, bavulunu. Biz her türlü mücadeleye, her yerde, her şeyi göze alarak girdik. Bizim mücadelemiz meşrudur, her şeye razıyım diye restini çekti. Şimdi siyaset kahramanlıkların işi mi? Demokrasilerde, siyasette kahramanlık olmaz. Ama ancak şimdi cesurlukla ve kahramanlıkla siyaset yapabiliyoruz. Cesurluk siyasi kavramlar içerisinde olmaması gereken bir kavram. Ama şimdi biz cesurlar hareketi diye yola çıkıyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olan kahramanlıklar, cesaretler değil. Demokrasi ve o demokrasi içerisinde akıllı bir kalkınma ihtiyacı var. Fakir fukaranın sorunları var. İşte bugün açıklandı, yine siz de biraz önce konuştunuz. Bir uçak dolusu daha insan, bu rakamların doğru olduğuna emin değilim. Doğru olmadığına daha doğrusu eminim. Bir uçak dolusu insanı daha kaybettik biz biraz önce. Bugün itibariyle. Covid'de. Neden? Aşılamada geciktiğimiz için. Bütün bunları örtbas edebilmek için ve iktidar sürelerini uzatmak için icraat yapmak yerine totaliter bir rejime kaymayı, bu ucube rejimin içindeki kötü yetkileri kullanarak insanların önünü kesmeyi siyasi hedef koyanlar Türk milleti önünde yenileceklerdir. Hiçbir yerlere kaçış yok. Türk siyasi tarihinde hiçbir zaman için tartışılmamış bu konu, bazı konuları, işte siyaset ve bürokrat yolsuzluklar, şu anda Türkiye dünyada tartışıyor bunu. Bu utanç verici bir şey. Efendim, İçişleri Bakanı mı, Dışişleri Bakanı mı bilmem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcıları harekete geçmedi.